STM bir mühendislik firması biliyorsunuz. Biz her zaman onu vurgulamaya çalışıyoruz. Özellikle ileri teknoloji isteyen, geleceğin konularını hiçbir zaman yatırım yapmaktan da korkmayan gözü kara bir firmayız. Dolanan mühimmatlar konusunda da kargo ile başladı hikayemiz. 2015-2016'daki aslında Türk Sağlık Kuvveti'nin ihtiyacının STM'ye yansıması sonrasında bir ürün geliştirmemiz lazım diye. Kargo 2018'den beri envanterde Türk Sağlık Kuvvetleri tarafından çok farklı alanlarda, platformlarda kullanıldı ve artık gerçek anlamda combat proven olarak adlandırılan, kendini sahada ispatlamış bir ürün haline geldi. Oradan biz Alpago'ya başladık, sabit kanat ürünü. Alpago hep şöyle yorumlar da bazen sosyal medyada da görüyorum. Ya Alpago çok küçük, çok tesirsiz bende. Aslında küçüğünü yapmak çok çok daha zor bazen bazı şeylerin, ama Alpago'nun özelliği de çok daha farklı. Hafifliği çok önemliydi. Hani özellikle bir pusu anında hani askerimizi kurtarmak açısından çok kritik rolleri vardı. Togan olsun, Boygo olsun, çok farklı alanlarda çalışmalarımız devam ediyor. Oyunlarımız da envanterdi zaten. Mühendislik firması olmamız başta özellikle vurguladım. Çünkü bunların hepsiyle biz yeni tecrübeler kazandık. Yeni şeyler öğrendik. Ama amacımız hiçbir zaman onlarda kalmak değil zaten. Sürekli daha iyiye, daha yeni ilerleyebilmek. O anlamda Alpago bizim için çok kritik bir ürün. STM'nin dolanan mühimmat konusunda, yapay zeka konusunda, görüntü işleme konusunda çok ciddi birikimleri oluştu. Ama bir taraftan bizde eksik olan tarafta özellikle mühimmat kısımları veya işte hani füze teknolojileri gibi. O anlamda Roketsan'ımızla yapabileceğimiz bir işbirliği bize yani çok fazla katkı sağlayacağı ortada zaten. Alpago'yla beraber başladık inşallah Roketsan'la. Ama amacımız onunla kalmak değil. Hani bu alandaki ihtiyaçları Roketsan'la beraber de çalışarak onlarla beraber de bir ürün ailesi şeklinde devam etmek istiyoruz. Buradan benim anladığım başlangıç modeli belki şu an gördüğümüz, ama bu biraz herhalde büyüyecek, farklı görevlere, farklı başlıklar. Siz de zaten girdiğiniz bir sektörü büyütüyorsunuz, genişletiyorsunuz. Böyle bu ürün ailesi nereye gidiyor? Niye bu soruyu soruyorum? Malum Ukrayna Savaşı'nda gerçekten oyun değiştiren TB2, arkasından Rusya'nın İran'dan aldığı kamikaze dronlar, bu konuda da sanıyorum dünyada önemli bir talep var. Ya hepimiz farkındayız sanırım. Hani son yıllardaki savaş alanlarında görüyoruz ki insansız sistemlerin rolü giderek daha fazla artıyor. Hani bunun başında bir hepimiz tabii ki STM olarak yaptığımız her işte de en büyük motivasyonumuz, yaptığımız ürünle, hizmetle bir Mehmetçiğimizin burnunun bile kanamasını engellersek ne mutlu bize diye bakıyoruz. O anlamda insan sistemlerin çok büyük avantajı var. İnsan sistemlerin en büyük avantajlarından bir tanesi de maliyet etkin olması. İçin işte insan faktörü girdiğinde çok daha dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle hava platformlarında, diğer alanlarda. Ama insansız işte hani dolanan mühimmat konusunda konuşacak olursak çok daha ucuza mal edebiliyorsunuz. Riske edebileceğiniz şeylere göre çok büyük fiyat avantajı var. Örnek vereyim, hani bir SİHA'nız var, bir uçağınız ve helikopteriniz var. Onunla bir operasyon yapmak durumundasınız, ama özellikle hava savunma unsurlarına karşı onları o alana sokup riske atmak yerine bir dolanan mühimmat gönderip hani çok çok ucuz maliyeti, ki tehdit oluşturan sistemden bile çok daha ucuz maliyeti, onu tespit ettiğiniz anda da imha edebilecek bir yeteneğiniz de olacak. O anlamda bu dolanan mühimmatlar, insansız sistemler giderek çok çok daha fazla önem kazanmaya devam edecek. Buradan biraz program yol haritası hakkında konuşmak istiyorum. Öncelik herhalde biraz da insansız hava araçlarından atım testleri başlaması, ama güzel bir animasyon video yaptırmışsınız. Burada da kara araçlarından da bir atış herhalde olacak. İlk etapta nasıl başlar? Ne zaman ilk atışı görürüz? Nasıl bir mühendislik takvimi içerisinde olacaksınız? Ya planlarım şu şekilde, hani sizin de belirttiğiniz gibi ilk olarak İHA'lardan, ilk hedefimiz Akıncı'dan başlamak. Hava platformlarından bırakmayı planlıyoruz. Daha sonrasında karadan fırlatma, bir sonraki aşamada deniz sistemlerine entegrasyon olacak. İnsanlı, insansız gemilerimiz biliyorsunuz STM olarak bizim deniz alanında da çok önemli projelerimiz, ürünlerimiz var. Onları entegre ettiğimizde de çok ciddi avantaj sağlayabileceğini düşünüyoruz. Çünkü 60 kilometre menzil az değil. Gemilerdeki yani topların menzillerini düşündüğünüzde çok çok daha uzun bir menzil oluyor. Yol haritamız biraz zorlu. Kendimize hedefi biraz sıkı koymaya çalıştık. İnşallah 2023'ün hani ilk yarısı sonlarına kadar en geç hani ilk uçuşu yapmak istiyoruz Alpago'da. Kolay bir proje değil. Teknoloji yoğun bir proje. Çok üstün özellikleri var anlattığımız gibi. Ama biz iki ekip çok uyumlu çalışıyor şu anda. Roketsan ve STM ekibi. Ve arkadaşlarımız kendi kendilerini zorlayarak mümkün olan en kısa sürede bu ürünü ortaya çıkartmak istiyoruz. Alpago'yla ilgili son sorun da şu olacak. Ben ilk videoyu paylaştım. Siz tören yaptınız. Arkasından video biraz anlattım dilim döndüğünce. İzleyicilerimiz sormuş. Arkasındaki motor elektrikli mi? Hemen sizde yakalamışken ne özelliğe sahip? Belki muhtemel geliştireceksiniz bunu.
biraz da o bilgiyi alalım. Arkasındaki motor elektrikli şu anda. Elektrikli ve pervaneyle ilerleyebilecek bir motor. İnşallah ileride hani jet motoru gibi, benzinli motorlar gibi işte farklı menzillere sahip, farklı özelliklere sahip ürünler de olacak ama şu anki elektrikli motor. Çok teşekkürler, sağ olun. Sağ olun, ben teşekkür ederim.